Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu, Cevdet Acarsoy ile birlikte her zaman olduğu gibi yayınımıza başladık. Ama bu sefer bir konuğumuz var. Ta Amerikalardan bize katılıyor, Doktor Tansu Daylan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İlk dört konu aslında sizin alanınıza giriyor değil mi? Biraz Nobel Fizik ödülleriyle, tıp ödülleriyle başlayacağız. Ondan sonra uzaya, kozmolojiye şey yapacağız, uzanacağız. Sizin biraz kendinizi tanıtır mısınız? Aslında Cevdet'in programları izleyenler sizi biliyorlar. Siz daha önce katılmışsınız ama TeknoSeyir'den izleyenler henüz tanımıyor olabilirler. Hamdi abi, yankı varmış, onu bir çözelim istiyorsan öyle hocadan dinleyelim. Yankı kimden var acaba? Hoca konuşurken mi var? Benim sesimde mi var? Bende olabilir. Hocamızın ikimizin de NDR source açıksa birini kapatabilirsin. Onlar tek yere geliyor. Tamam, bakayım hemen. Onu deneyelim. Bir tanesini kapattım. Cevdet. Tamam, gittiyse yazsın arkadaşlar bize. Ha, ben konuşurken oluyormuş. Şimdi gitti mi? Herhalde gitmiş olması lazım ama. Bakalım. Tamam, gitti diyorlar. İstiyorsan bir daha mı girelim? Ne dersin? Yok, sorun değil. Canlı yayındayız. Böyle şeyler normal. Olabilir. Hocam sizi sormuştum aslında. Biraz kendinizi tanıtır mısınız diye. İsterseniz sözü size devredeyim direkt. Evet, çok teşekkür ederim. Ben Tansu Daylan. Daha önce evet Gelecek Bilim'de galiba konuk olmuştum. Birden fazla kez galiba. TeknoSeyir'e ilk kez oldu bu. Öncelikle hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet için. Ben astrofizik ve istatistik alanında çalışan bir araştırmacıyım. Şu anda da doktora sonrası araştırma yürütüyorum. Ve alanımla alakalı galiba birkaç haber konuşacağız bugün. O yüzden davetliyim. Ya biz her hafta genelde zaten böyle uzayla başlıyoruz. Bazı izleyicilerimiz buna tepki gösterirler. Ya ne yapacağız uzayda? Zaten gidemiyoruz, göremiyoruz. Bize ne faydası var diye tepki gösteriyorlar ama sonuçta hep anlatmaya çalışıyoruz. Oradaki teknolojilerin çoğu günlük hayatımıza da eninde sonunda giriyor diye. Açıkçası ben de çok severek yaptığım için peşini bırakma niyetinde değilim. Sizi de bulmuşken sorularımızla. Evet hocam, teşekkür ederiz. Yani şu an iştesiniz diye düşünüyorum. Öyle konuşmuştuk. Orada evet, saat 1 öğlen içerisine denk geliyor ama işte boşalttım evet. Bir saate. O yüzden Allah'a çok sağ olun hocam. Yani MIT'desiniz zaten bildiğimiz kadarıyla. Orada evet. Şu an işinizden bir saat bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz bu yoğun programınızda. Değerlendireceğiz bunu. Güzel güzel sizden bilgiler alacağız. İstiyorsanız ilk haberle başlayalım. 2019'un Nobel Tıp ve Fizik Ödülleri açıklandı. Hatta fizik bugün açıklandı. Canlı izledim evet. YouTube yayınında. Ayrıntılarına çok da bakamadım ben açıkçası. Yani o kadar aslında canlı bir haber ki yani. Değil mi? Evet. Tıbbı hemen ben istiyorsanız geçeyim. Sonra fizik kısmı hocayla çok ilgili, ona söz verelim. İkinize vereyim sözü. Tıp konusunda şöyle, tıp ve fizyoloji, tıp ya da fizyoloji alanında oluyor. Ve bu alanda buluşup 3 kişiye paylaştırdılar. Daha da büyük bir grup ama gene 3 kişi aldı Nobel'i ve alanları hücrelerin oksijen seviyesini nasıl hissettiğiyle alakalı. Nasıl etrafındaki oksijen miktarının azalması veya artmasını nasıl tepki verdiği, bunun mekanizması ve o kadar ilginç ki bir tanesi hücrenin genlerinde ne yaptığını buluyor, bir gen tanımlıyor. Bir tanesi o geni aktive eden proteini buluyor. Bir tanesi de o proteinin nasıl var olduğunu. Yani o protein öyle bir şey ki hep var ama oksijen varsa ortamda bir başka şey gelip onu yok ediyor. Ama yoksa yok edemiyor ve o gidip orayı uyarıyor ve hücre oksijensiz ortama tepki veriyor basitçe söylersek. Bunu 3 kişi ayrı ayrı her biri bir aşamasını bulup puzzle'ın bir parçasını bulup bir araya getirip onu gösterdikleri için bu 2019'un Nobel Tıp veya da Fizyoloji Ödülünü bu 3 kişi aldı. 3'ü ortak çalışmıyor ama Cevdet. Değil, ayrı ayrı çalışıyor. Ama sonuçta kendi aralarında haberdarlar birbirleriyle. Gayri resmi yollardan birbirleriyle veri paylaşmışlar, data paylaşmışlar. Günün sonunda da aradan 15-20 yıl geçtikten sonra ta 90'lara uzanan bir araştırma ödüllerini almış oldular. Sevindirici bir şey. Hani günlük hayatta bize nereden bağlanıyor dersen bu hücrelerin oksijenle imtihanını diyelim. yani kanserden tut da kalp krizinde karşına çıkabilecek sorunların çözümüne kadar pek çok alanda aslında doğrudan ilintili yaptıkları araştırmalar.
Evet. Kısaca bunu Bu çok söyleyebiliriz. önemli. Evet, şimdi gelelim fiziğe. Fizikte ikiye bölündü ödül. Birisi bir kişiye verildi. Diğer yarısı da iki ayrı araştırma. Yani toplam üç kişi ama ikiye bölünüp iki kişiye verildi. Tansu Hocam, bakabilme fırsatınız oldu mu? Ne dersiniz fizik ödülleriyle ilgili? Ya şöyle başlayayım. Açıkçası benim için biraz sürpriz oldu. Çünkü bu astrofiziğe verilmesi bildiğiniz üzere nadir gerçekleşiyor. Ve bu seneki bu ödülü özel kılan da aslında sadece astrofiziğe değil, iki astronoma verildi. Optik astronoma. Bu Nobel'in tarihi boyunca çok fazla gerçekleşen bir şey değil. Genel olarak astronominin problemi şudur. Yani Nobel komitesi olsun, Nobel çevresi olsun, genelde bu ödülün temel bilimlere verilmesi gerektiği konusunda haklı bir yargıları var. Bu nedenle astronomideki çoğu konu bu çatının altına girmiyor genelde. Daha çok işte astrofizik ve hatta parçacık astrofiziği, bu temel fiziğe daha yakın olduğu için büyük bir sürpriz oldu. Elbette öte gezegenlere bu ödülün verilmesi gerekiyordu eninde sonunda. Sadece zamanı belli değildi. Ve zaman içerisinde demek ki olgunlaşmış ki, belirli taşlar yerine oturmuş ki artık bu sene itibariyle bunu gerekli gördüler. Bu arada ben konuya doğrudan girdim. Yani kısaca açıklayayım. Ödülün yarısı kozmolojiye gitti, James Peebles'a. Geri kalan yarısı da doktor öğrencisi hoca ikilisine gitti. Aa, doktor öğrencisiyken mi aldılar? Evet, Didier Oo, çok müthiş bir şey doktora ya. öğrencisiyken yani Artık bayağı değildir gençken. ama değil mi? Yani o zaman doktora Yok yok. öğrencisiydi Yok, o herhalde. zaman, o zaman, o zaman. Evet. Yok, şu an hatta bizim bölümümüzde sabbatical'da Didier. Ama bu aralar yani bugün ofiste görmedim açıkçası. Bizim işte test merkezi var burada. Genelde orada ofisi, orada takılıyordu. Belçika'ya gitmiş, yani Avrupa'da. Zaten açıkçası bu saatten sonra da büyük ihtimalle sabit olduğu için şimdi ünlü de oldu. Büyük ihtimalle buraya Bir pek daha uğramaz. göremezsiniz Bir daha artık, uğramaz, evet. kolay kalın. Diye tahmin Hocam, ediyorum. geri gelirse yalnız şu onu hani ateşi geçince bu Nobel'in, hani bir iki üç ay sonra bir rahatlayınca geri gelirse bağlantı kurmanızı isteyeceğiz yani sizin üzerinizden. Çünkü bir Nobel ödüllü birini çok ağırlamak istiyoruz. Aziz Sancar'la çok mesaj atıyoruz ama hiçbir şekilde geri dönemedi. Bir şekilde ulaşmadı galiba mesajlar. Ama istiyoruz yani. Onu söyleyeyim. Araya sokuşturayım onu. Döneriz bakalım. Yani buradaki sabbatical zaten bir dönem yanlış bilmiyorsam. Ve o normalde Cambridge'de, yani Avrupalı bir araştırmacı. Bizim buraya gelmesinin sebebi işte TESS burada olduğu için günümüzde öte gezegen araştırmalarını, elbette bu araştırmalara veri sağlayan deneylerden bir tanesi TESS olduğu için gelip hani buradaki kolaborasyonları falan izleme ve burada işte bize katkıda bulunabileceği için buraya gelmişti. Birkaç aydır buradaydı. İşte kolokyumları falan verdi. Öyle. Yani heyecan verici Evet. açıkçası. Hem alan için çok heyecan verici, hem astrofizik için genel olarak çok heyecan verici. Tabii bir de kozmoloji tarafı var. O da çok heyecan verici. Kozmik arka plan ışıması mesela çok önemli bir nesnedir fizikte. Ve bugüne kadar kozmolojide gözlemsel olarak birçok Nobel ödülü alındı veya verildi diyeyim. Ama teorik açıdan burada büyük bir eksiklik, büyük bir boşluk vardı. O yüzden bu boşluğun doldurulması açısından da çok değerli, çok önemli, sembolik bir amacı da olmuş olduğunu düşünüyorum bu ödülün. Bu Peebles hocam yani şeydeki o komiteyi, bu arada o yayını izleyebilirler YouTube'da. Hani İngilizcesi yeterli olan arkadaşlar. Çok güzel anlattılar. Çünkü onu seviyorum. Yani Nobel Komitesi'nin o sunumunda daha herkesin anlayacağı şekilde anlatıyorlar. Gazeteciler vesaire oluyor. Oradaki bir başka profesör, fizik profesörü komiteden anlattı. Peebles'ın şey buluşunun neden bu kadar hani önemli olduğunu, bizim bütün kozmosa bakışımızı değiştirdiğini ve şey örneği verdi, çok güzel. Belki onun videosunu gösterebiliriz. Kahve örneği verdi. Oraya bir böyle French press'te kahve getirmişler. Çok güldüm izlerken. İş yerindeydim ben de. Arkadaşlar diyor ki neye gülüyorsun? Yani getirmiş kahveyi ve şey dedi. Hani kahveyi döküyoruz dedi. Bu kahve karanlık enerji bu kadarını oluşturuyor. Süt dökelim biraz dedi. O işte
karanlık madde diyebiliriz ona. Ve bizim geri kalan bütün madde görebildiğimiz üzerine bilim bugüne kadar bilim yaptığımız madde üstüne şöyle bir iki tutam şeker attı böyle yani eliyle. Kesme şeker bile atmadı. Bu budur dedi yani oranları göstermek açısından. O çok akılda kalıcı oldu. O konuda ne dersiniz? Yani hakikaten o yapılan kozmik arka plan ışımasını mesela televizyon açık bırakıldığında bu karıncalanma şeyinin görüntüsünün, karıncaların oradan geldiği söyleniyor. Bu doğru mu gerçekten? Büyük bir kısmı oradan geliyor. Tamamı değil. Elbette yani milimetre altı dalga boylarında arka plan oluşturan çok fazla gürültü var dünyada. Sadece o değil ama büyük bir kısmı oradan geliyor. Yani açıkçası Jim gerçekten çok güzel bir insan. Bence yani hani araştırmacı kişiliğinin ötesinde ki bu astrofizik çevrelerinde çok konuşulan bilinen bir şeydir. Çok iyi bir insan. Yani böyle babacan gelip sizinle hani muhabbet eder, alçak gönüllüdür. O bakımdan hani bence iyi bir insana gittiğini düşünüyorum. O bakımdan çok isabetli oldu. Ve onun çalışmaları bir şekilde bu karanlık madde, karanlık enerji problemlerine birçok istikametten değen araştırmaları var. Yani sadece bir konuda uzman olup o konudan almadı aslında. Zaten Nobel Ödül Komitesi de zaten hani çok genel bir şekilde orada başlık geçmiş ki yerinde olmuş bu. Çünkü işte o Big Bang mesela nükleosentezinden, büyük patlama nükleosentezinden tutun kozmik arka plan ışımasına kadar, işte yapı oluşumuna, evrende yapı oluşumuna kadar, galaksi oluşumuna kadar birçok fikri ortaya atan, ilk olarak atmasa da ciddi ciddi matematiğini ortaya döken insanlardan bir tanesi. Yani kozmik arka plan ışıması örneğini verecek olursak ilk insan değildi tabii ki bu konuyu ortaya. İlk olarak kozmik arka plan ışımasını mesela öngören insan olmamasına rağmen bu konuyu derinlemesine inceleyen ve en tutarlı tahminleri yapan insanlardan biriydi. Bu çok önemli. Az önce Cevdet'in verdiği örneğe aslında biraz değinmek istiyorum. Hani televizyonlarda yayın olmadığı zaman gördüğümüz karıncalanma diyoruz ama artık teknoloji öyle bir noktaya geldi ki öyle bir şey görmüyoruz. Yani yeni nesil bizi izleyen 18-19 yaşında çocuklar, gençler şey diyecekler yani öyle bir şey duymadık, hiç görmedik diyecekler. Asıl keşfedildiği zamanlarda vardı değil mi? Bu biraz daha analog yayınlar falan daha çok yaygınken artık pek böyle bir şey söz konusu değil. Analoji yaparken dikkatli olmak lazım doğru. Çünkü onlar büyük ihtimalle Z ve Y yok. Eski jenerasyonları ancak eski jenerasyonlara hitap eden analojiler olduğu için. Tüplü TV'nin zamanlarından kalma şeyler. Evet aynen. Bize bile yetişmedi neredeyse. Hamdi abi yalnız dikkatini çekti mi? Biz mesela işte Nobel şeyse hoca by Peebles falan diyoruz. Tansu hoca şey diyor, Jim çok iyi adamdır falan diyor yani. İşin merkezinde olunca normal yani. Çok güzel. Yani bugün ofiste göremedim diyor yani düşünürsen. Yani düşünebiliyor musun? Bir adam yani, getir görelim falan. Hani Didier ile birlikte hani burada çalışmışlığımız var. Jim'le doğrudan hani çalışmadım ama akşam yemek yemişliğimiz vardır. O yüzden hani biraz tanıyorum kendisini ama zaten kendisi çok ünlü bir insan. Yani herkes açıkçası benim alanımdaki neredeyse herkes tanıyor. Ve herkesin hayatına bir şekilde dokunmuş bir insan. Biraz da bu araştırmaların dediğiniz gibi her alandaki araştırmalarından bir tanesini bahane ederek hepsini aslında ödüllendirmek için veriyorlar değil mi? Tabii ki evet. Yani bunlar biraz sembolik de tabii ki. Yani ödüllendirmenin sıkıntısı şu ki sonuç olarak bu ödülü hak edecek. Yani şu cümleye şöyle başlayayım. Bu verilen ödüller kesinlikle hak ediliyor. Burada bir soru yok. Ama bu ödülleri hak eden çok daha fazla insan var. Ve tabii ki ödülleri senede bir en fazla işte birkaç kişiye verince burada tabii ki bazı insanlar mutsuz oluyor. Bu doğrudur. Hak edip alamayan çok insan var. Bunu da söylemekte fayda var. Çünkü dışarıdan bakınca bu çok bariz olmayabilir. Ama siz kozmoloji dediğinizde, yani kozmoloji de olmak zorunda değil, öte gezegen dediğinizde ve sadece hani günümüzdeki araştırmacılardan da bahsetmiyorum. Yani onların zamanında bundan 20 sene önce bile
Çok iyi birden fazla araştırmacı vardı ama birkaç kişiye ancak verebiliyorlar ödülü. Günümüzde alternatif ödüller de çıktı. Hocam onlara ne diyorsunuz? Breakthrough Prize falan var mesela. Evet, bunlar güzel şeyler. Çünkü yani Nobel elbette ilk amacıyla güzel hani bir çıkış ama modern dünyadaki fiziği ve araştırma geleneğini kaldırabilecek kadar çeşitliliği yok ne yazık ki. Biraz arkaik. O yüzden yeni ödüller, yeni nefes çok önemli. Bunların tutması önemli. Yani bundan sonra artık biraz daha alan odaklı düşünmemiz gerekecek ödüllerde. Hı hı. Öteki türlü biraz haksızlık olabiliyor. Evet. Ötekilerden şimdi Peebles'tan da bahsettik. Ötekilerden de bahsettik. Öte gezegenleri hocam bu grup mu peki ilk öte gezegeni keşfetmişti? O yüzden mi aldı? Onun sebebi nedir? Öteki ya aslında orası parça. Biraz karmaşık. İlk öte gezegen değil aslında bu keşif. İlk güneş benzeri yıldız etrafındaki öte gezegen keşfi. Bize önemli olan ki, yani. O da tartışmalı. Bize önemli olan. Tartışmalı bir şey. Aynısını çünkü söyledik hocam. Kime neye göre önemli? Bu önemli bir soru. Açıkçası Atarcalar etrafında keşfedilen öte gezegenler de var mesela. Ve onlara ödül gitmemiş oldu ki onlar daha önce. Yani birkaç sene önce bundan. Onun haricinde o zamanlar keşfedilmiş ama doğruluğundan emin olunamamış keşifler de var. Onlar seneler sonra doğrulanabildi ve doğrulandı. Yani bu öte gezegenden önce yazılmış öte gezegenlerin varlığına dair makaleler var. Ve bu tabii ki bazı soruları akla getiriyor. Hani kime önce verilmeliydi, kim gerçekten hak etmişti. Ama Nobel demek ki komitesi bunu uygun gördü ve bu şekilde bir atıf yaptılar. Güneş benzeri bir yıldız etrafındaki ilk öte gezegen keşfi şeklinde. Bu galiba bir mesaj veriyor. Yani hani insanların hayatına daha yakın olan bir nesnenin keşfine ödülü vermeyi seçtiler bir şekilde. Hocam bu Nobel'in de bir yapısı garip yani şey o anda müthiş bir şey de yapsanız hemen bunu vermiyorlar. Çünkü zamanında verip geri alma şeyleri mi olmuş acaba? Hani bu belli bir sürede bilimsel komünite, topluluk bunu yanlışlamaya uğraşsın. Onlar da baksın gerçekten var mı? Oturmasını bekliyorlar galiba değil mi? Böyle hani hemen tabii. Alan yok fazla. Evet yani çok tipiktir. Hemen verilen neredeyse yok. Ne yazık ki hiç verilmeyen, çok geciken ve tabii ki araştırmacı hayatını kaybettiği için hiçbir zaman da verilemeyen çok da ödül var. Yaşıyor olması lazım çünkü değil mi? Verilmesi evet. için öyle bir kuralı var. Evet. Nobel'le ilgili Hamdi abi ne dersin? Öteki haberimize geçelim mi? Geçelim bence artık Nobel'i bayağı konuştuk çünkü. Konuştuk. Aynen. Bu da belki ileride Nobel alabilecek bir şey. NASA JPL'den bir haber aslında. Bilim insanları Satürn'ün uydusu Enceladus'ta yaşamın yapı taşlarını içeren bir okyanus olabileceğini buldular. Bunu tabii çok fazla denemeyle, hani bir kerelik bir gözlem değil bu. Sürekli yanlışlamaya uğraşıp buldukları aslında bir gözlem. Aslında bu geçmişte de hani yapılan bir gözlem. Geçmişteki datanın tekrar yorumlanması benim anladığım kadarıyla haberden. Sadece yeni tekniklerle içinde amino asitleri barındırabilecek, daha doğrusu onların yapı taşlarını oluşturacak malzemeler de bulunmuş. Özellikle nitrojen ve evet. oksijenden bahsediyorlar. Şimdi zaten o uydusu, onu Cassini geçiyor. Cassini yaşam aramak için yapılmış bir cihaz evet. değil. Fakat şunu görüyorlar, Satürn'ün güçlü bir manyetik alanı var. Onun manyetometresi bir şey fark ediyor ki bu Enceladus'u normalde onun toprağına ulaşabilmesi lazım bu manyetik alanı ama bir şekilde ulaşamıyor. Bir koruyucu bir durum var orada, dünyanın atmosferi gibi. O onlara abi atmosfer olabilir dur bakalım diye bakmaya itiyor. Biraz baktıklarında bu etrafındaki manyetik alanın eşit dağılmadığını, güney kutbunda daha da büyük olduğunu, yani güney kutbunda sanki onu iten daha geniş bir kalkan olduğunu fark ediyorlar öyle diyelim. Oraya da dikkatli baktıklarında güney kutbundan böyle bir fışkıran bir şey var. İlk başta hep şey demişler hani kesin bu evet su çıkıyor buradan bir şey var, su jeti var. Sonra bayağı yakından birkaç kere geçiyorlar. Her seferinde daha yakın, 170 kilometreye falan yaklaşıp daha yakın geçiyorlar. Ve birkaç sefer sonra orada su kanalları gibi kanalların olduğu, orada bir okyanus olabileceği bunu konuştunuz zaten. Ama bu haberin yeniliği
o fışkıran şeyin içerisindeki, maddenin içerisindeki bazı yaşam içerebilecek bazı organik materyallerin moleküllerin özellikle olduğu, de amino asitlerin suda çözülmüş, öncülleri suda olduğu. Çözülmüş olarak bulunabildiklerini görüyorlar. Çünkü zaten hani yüzeyin buzla kaplı, alt kısımda, iç kısımda sıvı okyanus olduğunu düşünüyoruz. Hani gidip tabii ki bu daha araştırılmadı ama işte bu suyun fışkırmasından falan, ki ekrana görüntüleri giriyor bayağı uzaktan, işte Cassini'nin aldığı görüntüler, su jetlerini görebiliyorsun. Hani püskürtülen su buharı mı diyelim artık. Onları görebiliyorsun. Dediğin gibi Cassini bunun için tasarlanmamış olmasına rağmen bilim insanları böyle taşın suyunu çıkarabildikleri için, bütün datalardan ayrıntıya inebildikleri için çok ilginç sonuçlara ulaşabiliyorlar. Tansu Hocam, siz ne diyeceksiniz bu haberle ilgili? Yani açıkçası önemli bir sonuç ama yani şöyle söyleyeyim, bu veri az önce de dediğimiz gibi hiç de yeni bir veri değil. Hani çok yeni bir şey öğreniyor muyuz bundan? Açıkçası hayır. Çünkü bunlar böyle biraz arşiv verisini tekrar tekrar inceleyerek, hani acaba şu da şöyle olabilir mi tarzı yapılan haberler biraz. Yani şöyle söyleyeyim, açıkçası benim bildiğim Cassini, yani bu verileri toplayalı zaten 10-12 sene oldu, evet. O civarda bir şey oldu. Ve yani bu seneler içerisinde zaten hani tekrar analizler devam ediyordur. Ben bu şu an elimizde olan verilerle çok daha yeni bir şey öğrenebileceğimizi açıkçası düşünmüyorum. Elbette bu işte nitrojen, oksijen taşıyan bu kompleks moleküller amino asitlerin yapı taşı olabilir. Eninde sonunda amino asitler oluşturabilir ve bunun tabii ki suda çözünüyor olması önemli bir şey. Çünkü çözebilmek, karmaşıklık oluşturabilmek için bir ön koşul olabilir. O yüzden önemli bir şey bu. Ama bunlar bize eninde sonunda bir şey öğretmeyecek. Bizim asıl yapmamız gereken gerçekten omuzunun altına bir şekilde bir sonda göndermek. Ve onun içinde ne yazık ki en az bir 15-20 senelik süreç var gibi gözüküyor önümüzde. Yani şu anki zaten planlara göre oraya benim bildiğim kadarıyla doğrudan bir iniş yapılamayacak. Çünkü öncelikle o buzun topolojisini anlamaları lazım. Çünkü Enceladus'un üzerindeki buzu böyle homojen de değil. Bir tarafı kraterli, yani eski. Bir tarafı çok daha yeni, böyle sadece minik çatlakların olduğu yerler. Ve çok uzaktan bakarak iniş planı yapamıyorsunuz. O yüzden önce yörüngesine büyük ihtimalle bir şey yerleştirmeleri veya bir sürü flyby, yani yanından uçarak geçmeleri lazım. Ki daha detaylı fotoğraflar çekilsin ve iniş yeri belirlensin. Ondan sonra ki yani bu biliyorsunuz işte Jüpiter, Satürn görevlileri en azından 5-6 senede gidiyorlar. Ondan sonra tekrar bir görev olacak ki işte buzun altına bir yöntemle bir sonda indirmeye çalışacaklar. Yani hani benim yaşlılığıma belki yetişir, belki büyük ihtimalle yetişir. Önümüzdeki 50 yıl içinde diyoruz yani. Evet. Bu yani çok çabuk olacak bir şey benzemiyor. Yani sadece gidelim yakında ne varmış diye bakalım deseniz bile gerçekten 7-8 yıl sürüyor. Yani yolculuk o kadar sürüyor. Hani bunun bir de planlaması, üretimi vesairesi falan düşünülünce hakikaten bir 30-40 yıl, hatta belki 50 yıla uzayacak bir süreç. Evet, şimdi SLS yavaş yavaş test edilmeye başlanacak. SLS ile birlikte bu süre biraz daha kısalabilir. Onlar daha çok işte bu ULA'in Delta roketleriyle falan hesap ediyorlar normalde. SLS ile gönderilebilse biraz daha hızlı gider. Europa Clipper'ı duymuşsunuzdur. NASA'nın bir tane deneyi. Onun üzerinde çalışıyor NASA. Eğer işte onu SLS ile gönderebilirlerse o zaman belki tahmin ettiğimizden kısa sürede gidebilir bu. Fotoğrafları çeker. İşte bir 2-3 sene, 5 sene içerisinde de bu sefer lander, yani iniş aracı sondası gönderilebilir. SLS Space Launch System. Evet. Yeni gönderme yöntemleri. Ama o da ufukta yok hocam. Bir türlü gelemedi yani. Yani açıkçası SLS biraz nasıl diyeyim, vergi, yani vatandaş vergisiyle fonlandığı için biraz yavaş ilerliyor. Biraz da yani tam olarak anlamadığım sebeplerden ötürü çok fazla PR yapmıyorlar. Çok fazla böyle
Hani NASA nedense çok fazla itmiyor insanları bu konuda, çok fazla reklam yapması konusunda. Belki de gerçekten geciktiği için, belki de hani böyle SpaceX'e çok rakip gibi gözükmek istemiyorlar. Tam ben de anlayabilmiş değilim Onlar ama şu yapsın, an biz için riske girmeyelim mi diyorlar acaba? ya şimdi şöyle, bu SLS sonuç olarak BFR, yani yeni ismiyle Starship, bu ikisi aslında neredeyse rakipler. Çünkü yani tonajları yaklaşık olarak aynı, yani taşıyabilecekleri şeyler benziyor. O yüzden ikisi birlikte uzun vadede nasıl yaşayacaklar onu ben de çok merak ediyorum. Çünkü yani sonuç olarak Starship ticari bir şey. Elbette müşteri buldukça işte bir şekilde yaşayacaktır. SLS nasıl yaşayacak onu gerçekten kestirmek zor. Ancak bunun gibi görevler olur ve devam ederse belki SLS yaşayabilir. Evet. Belki de iptal edecekler toptan. Yani ticari şeyin önünü açmak için. Yani büyük bir kayıp olur açıkçası. Milyarlarca dolar verdiler bunun için Ama şu orada ana kadar. yapılan Ar-Ge'li biliyorsunuz NASA paylaşmaktan pek çekinmiyor son zamanlarda özellikle. Evet. Bu arada izleyicilerimize de soralım. Soldan, eğer Twitch'te izliyorsanız ya da TeknoSeyir'de soldan çıkacak. Ama mobilde izliyorsanız bir yapboz ikonu var. Ona basarsanız göreceksiniz. Anketlerimiz var. Sizce Enceladus'ta hayat olabilir mi diye soruyoruz. Twitch Picks diye tıklarsanız oradan oylarınızı alalım. Bakalım ne düşünüyorsunuz? Diğer haberlerle ilgili de olacak. O yüzden orayı kaybetmeyin. Hocaya da soralım. O da düşünüyor mu acaba? Evet. Yani yaşam olabilir tabii ki. Hani burada bir yüzde vermek çok zor ama yani göreceli olarak konuşmak gerekirse bence yani Mars'ta yaşam olma olasılığından daha yüksek Enceladus veya benzer yüzey altı okyanuslarda yaşam olma olasılığı. Yani çünkü açıkçası sıvı olduğunu biliyoruz, sıvı su olduğunu biliyoruz. Bir çözücü var ve sonuç olarak o kriyo gazerler boşuna oluşmuyor. Demek ki içeride bir ısı kaynağı var. İşte bu belki daha önceki yayınlarda üzerinden geçilmiştir, bilmiyorum. İşte bu gezegenler rezonansa girdiklerinde, yani 1'e 2, 2'ye 3 rezonanslara girdikleriyle girdiklerinde birbirleriyle yörüngelerini eliptik hale getirmeye çalışırlar. Daha sonra bu eliptik hale getirdikten sonra da yıldızlarıyla etkileştikleri için tekrar çember haline gelir yörüngeleri. Ve bu süreçte de içleri ısınır. O yüzden bir ısı kaynakları vardır bu sebepten ötürü. Ve işte bunun gibi uydular içeriden ısındıkları için hidrotermal bacalar olabilir bu okyanusların tabanında. Okyanuslar tuzlu, eğer mesela tuzlu iseler o zaman zaten bu hidrotermal bacalar olmak zorunda. Yani kayayla bir şekilde konuşuyor olması lazım bu sıvının. Ve inanılmaz ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü zaten bizim dünyada yaşamın nasıl başladığını sorduğumuzdaki aldığımız cevaplar ailesine ulaşıyoruz burada. O yüzden çok ilginç ve yüksek bir olasılığı var bence yaşam bulmanın. Evet. Böylece de bir sonraki habere geçelim. Yine bir sonda. Bu sefer Juno sondası. Bu Jüpiter'e gidiyor. Ve bunun bir değişik durumu var. Juno gücünü güneş panellerinden elde ediyor. İçinde bir nükleer reaktör yok. Dolayısıyla şöyle bir durum oluşmuş. Jüpiter'in gölgesi içerisinde kalma durumu oluşmuş. Ve kalırsa eğer 12 saatlik bir süre bu bütün pillerini, bütün bataryalarını tüketip belki de bir daha uyanamayacak olma riski olduğu için 10 saatlik bir yakım, artık ateşleme gerçekleştirmişler ve özel bir, hiç yapmadığı bir manevra sayesinde böyle çok heyecanlı, hani bizim için 10 saatlik bir film, hani aksiyon filmi gibi onlar için de, hayatlarını verdikleri proje bilim insanları için bu gölgeden kaçma durumu ve sonunda kaçmış ve şu anda hala yaşıyor. Bir sıkıntı yok ama Evet. ilginç bir haber. Yani başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş bu manevrayı. Dediğin gibi hani 10,5 saat bayağı uzun bir ateşleme süresi. 75 kilo yakıt kaybetmiş bunu yaparken de. Normalde bu şekilde tasarlanmamış. Bu manevrayı yapmak üzere tasarlanmamış ama gittikten sonra tam şu anda ayrıntısını bilmiyorum. Daha yakın bir yörüngeye, daha hızlı dönebileceği bir yörüngeye sokamıyorlar bir şekilde risk almamak için. Daha uzun böyle eliptik bir yörüngede dönüyor. Dolayısıyla önümüzdeki ayın başlarında galiba işte senin dediğin gibi Jüpiter'in gölgesinde kalacak uzunca bir süre ve enerjisi tükenecek.
kendini ısıtamayacak. Normalde bu tarz görevlerde nükleer enerjiden yararlanıyor şeyler ama 3 tane üzerinde şu anda videoda görüyordu izleyicilerimiz. Güneş paneli var. Güneşten uzak olduğu için bunların şarjı vesairesi falan da aslında dünyanın çevresindeki kadar verimli çalışmıyor ama bunu tercih etmişler. Bugüne kadar da sıkıntısız çalıştı. Bu manevrayla da daha uzunca bir süre çalışacak gibi görünüyor. Evet. Tansu Hocam, size dönelim. Yani açıkçası çoğu maddeyi konuştunuz zaten. Yani çok fazla benim ekleyeceğim bir şey yok. Sadece yani yaptıkları önemli çünkü biliyorsunuz Juno'nun çektiği resimler bizim için çok önemli. Jüpiter'e insanlar tekrar aşık oldu sayesinde. O yüzden yani bir şekilde görevinin zamanını uzatmaları gerekiyordu ve ben de okudum şimdi haberi. Yani mantıklı bir şey yapmışlar çünkü uzay araçları gölgede kalınca pilleri bitiyor. Daha sonra pili bitince tekrar iletişime geçemiyorlar. Çünkü nereye bakmaları gerektiğini bilemiyorlar. Saatleri kayıyor. Bunların üzerinde böyle atomik saatler vardır. O zaman bilgisi ve zaman ve mekan bilgisini kaybedince bir daha hayata gelse bile işe yarayan bir şey yapamıyor açıkçası bu makine. O yüzden önemli bir adım olmuş. Hocam bir de uzunca bir süre seyahat ediyorlar. Az önceki haberde de konuştuk. Bu pillerin teknolojileri günümüzdeki gibi değil. Bizde artık teknoloji çok hızlı ilerlemeye başladı. Her ne kadar NASA eminim son teknolojiyi kullanıyordur ama sonuçta gene 10 yıl, 15 yıl öncesinin üretim teknikleriyle yapılmış şeyler ve bir de uzayın sert koşullarına maruz kalıyorlar. Ona rağmen çok iyi çalışıyorlar açıkçası. Ben saygı duyuyorum yani. İki, bu Jüpiter'in yakınından geçerken maruz kaldığı radyasyon da cabası. Evet. Yani Jüpiter'in radyasyonu zaten ünlüdür. Çok çok güçlü bir manyetik alanı ve manyetik bandı var. Bizim işte Van Allen kuşağı dediğimiz bölgenin çok çok daha şiddetlisi, öyle düşünün. O yüzden yüksek enerjili parçacıkları böyle hapsediyor oraya. Ve daha sonra siz onun içinden geçiyorsunuz. Zaten yörüngesinin bu kadar eliptik olmasının da sebebi bu. Olabildiğince az zaman geçirmeye çalışıyor o şeritlerin içerisinde. Eliptik yörüngelerde periföryona yaklaşınca, yani etrafında döndüğünüz gezegene yaklaşınca hızlanırsınız. O yüzden orada en az miktarda vakit geçirip daha sonra uzaklaşırsınız. Oradaki amaç o. Evet. 2011'de gönderilmiş bu arada Juno. Yani 8 yıl olmuş. Yine de iyi duruyor. 2021'e kadar görev yapması planlanıyor. Belki daha evet. Uzatırlar süresini ama sonu gene Cassini gibi olacak. Jüpiter'in ya o üzücü ya. Çarparak. Hani... Evet. Çok üzücü geliyor bana. Cassini de gitti. Bu evet demin konuştuğumuz haber Cassini gittikten çok sonra konuşuluyor yani. 2008'de aldığı verilermiş onun da. Evet. Bir sonraki haberimiz, biz bu haberin yani olay ufku teleskobu bu o gün müthiş o haber açıklandığında, görsel çıktığında heyecan gününde gene Tansu hocamız kırmamıştı bizi. Bu sefer Instagram'dan hocayı almıştık ve Türkiye'deydi, çok zor bir internet durumunda konuşmuştuk bunu. Hocanın ilgilendiği alanı olan bir konu. Şimdi yine aynı grup olay ufku teleskobu başka teleskoplar da ekleyerek bu interferometre diyorlar buna. Yani tek bir radyo teleskobu değil birçok teleskop tek bir büyük teleskopmuş gibi çalışarak veri elde ediyor. Bunlar sayesinde artık fotoğrafını çekmiştik diyorlar. Şimdi videosunu çekmeye çalışacağız diyorlar. Ne diyorsunuz Tansu Hocam? Ya önce şunu söyleyerek başlayayım. Ben kara delik çalışmıyorum aslında. Benim alanım değil bu. Ama yani sadece takip ediyoruz diyeyim. Daha doğrusu biz yani de sadece hani, takip ediyoruz hocam. Düzeltelim onu evet. Yani hani öyle söyleyeyim. Gerçi evren bir bütün yani sonuç olarak işte karanlık madde çalışırken hani bir şekilde enerji bütçesini düşünürken evrenin bazı şeyleri hesaba katmanız gerekiyor ama kara delik çok kendi başına çok ayrı bir problem. Sürekli işte genel görelilik düşünmeniz lazım. Bir de zaten interferometre kendi içerisinde çok karmaşık bir alan. Kendi bir dünyası var onun. Neyse şimdi probleme gelecek olursak burada işte şimdi ben de baktım habere. Yani video çekilmesinden bahsediliyor. Yani burada kasıtları şu. Sonuç olarak siz herhangi bir yerin fotoğrafını çektiğinizde yaptığınız şey fotoğrafı çekmeye başlarken ki andan çekmeyi bitirdiğiniz ana kadar ki
resmin bir ortalamasını alıyorsunuz aslında teknik olarak. Burada yapmaya çalıştıkları şey büyük ihtimalle yeterince uzun bir zamanda bu fotoğrafı çekerlerse kendi içerisinde gruplara ayırıp zamana bağlı olarak değişimini inceleyebilecekler. Ve tabii ki bu sefer akla şu soru geliyor. Ne kadar hızlı değişiyor peki bu kara delik? M87 çok daha büyük bir kara delik bizim kendi galaksimizin kara deliğinden, süper kütleli kara deliğinden. O yüzden M87'nin çok daha böyle yavaş değişmesini değişeceğini tahmin ediyorum. Ben tabii çok fazla hani araştırma alanım olduğu için çok sayıları bilmiyorum ama yani M87'deki benim bildiğim kadarıyla böyle güneş sistemi kadar büyük bir şey. O yüzden 6,5 değişme milyar katıymış yani kütlesi bizim güneşimizin 6,5 milyar tamam. katı. Yani büyüklük olarak o olay ufku yaklaşık olarak bizim güneş sistemimiz kadar bir şeye denk geliyor olması lazım. Bu yüzden o zaman daha doğrusu o uzay ölçeklerindeki zaman karşılığı büyük ihtimalle aylar veya yıllar olabilir. Ama bizim kendi kara deliğimiz yani Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli kara delik daha küçük. Onun zamana bağlı değişimi daha küçük zaman ölçeklerinde olur büyük ihtimalle. Ama hangisini önce yaparlar açıkçası şey ben yapacaklarmış hocam. Kolaborasyonu değil. Sagittarius A yani bizim Samanyolu'nun merkezindekine bakacaklar bu sefer. Ki daha zor olduğunu söylemişlerdi. Hani evet. O yüzden ötekine baktık. Bu daha küçük, daha çok hareket ediyor. Yani biz şimdi şuradan 30 kat zoomlu telefonlar çıktı. Hani şimdi Hamdi abilerin konuya gireyim azıcık ama onunla uzaktaki bir objeyi çekerken elinizin en ufacık bir hareketi bile ya da o objenin hareketi ne kadar etkiliyor. Burada fotoğrafı çekilen şey ya da alınan veri çok müthiş önemli buradaki hareket. Ve anlatırlarken Sagittarius A'nın yani bizim Samanyolu galaksimizin merkezindeki olan bu fotoğrafı çekilen değil başka. Bu başka. Bu küçük küçük ve daha çok yaramaz bir çocuk gibi daha hareketli olduğunu söylemişlerdi. Dolayısıyla onu fotoğraflamak zor, video çekmek belki de biraz daha zor diye düşünebiliriz. Evet. Yani alınan ama tabii data ki nasıl şanslı işlenecek? Ben aslında onu merak ediyorum hocam. Yani evet. Sadece tek bir resmin oluşturulması bile yıllar almıştı. O kadar büyük datalardan bahsediyoruz ki kablolarla falan taşınamıyor. Hard disklere kaydedilip taşınıyor. Şimdi sen video diyorsun, saniyede kaç kare olacak falan. Hani benim aklım almıyor. Nasıl bir işlem gücü gerekecek bunun için? Evet. Ya yani oradaki videonun zaman çözünürlüğü çok yüksek olmayacak tabii ki. Yani video deyince 30 frame per second tarzı bir şey, FPS tarzı bir şey düşünmeyin. Ama yani buradaki önemli olan nokta hani elinizde 5 tane bile resim olsa onları arka arkaya koyabilirsiniz. Bu size bir şeyler anlatıyor olabilir. Ve hani burada ne anlatıyor olabilir diye soracaksınız. Sonuç olarak bu galaksi merkezlerindeki kara delikler durdukları gibi durmuyorlar. Arada bir bunların etrafına işte gaz, toz bulutları geliyor. Bazen yıldız yutuyorlar ve bunlar olduğunda bunlar canlanıyor etrafındaki diskler. İşte onlardan birini yakalayabilseler mesela o bize genel görelilik hakkında çok daha fazla şey öğretebilir. O yüzden çok heyecan verici olur tabii ki öyle bir şey yakalayabilseler. Evet. Bu şekilde. Bir sonraki habere geçelim mi Hamdi abi? Geçelim. Artık tamam. Uzaydan biraz uzaklaşıyoruz. Yer küreye dönüyoruz en sonunda. Evet. Bilim insanları kuşların beyinlerini uyararak daha önce bilmedikleri şarkıları öğretmeyi başarmışlar. Beyinlerini nasıl uyarıyorlar dersen Cevdet. Nöronları bir şekil optik şeylerle bağlıyorlar. Artık o kadar küçük şeyleri nasıl bir operasyonla beyinlerine girip yapıyorlar bilemiyorum ama gerçi sen bir video bulmuşsun onu oynatırız birazdan. Evet. Yeni şarkılar öğretiyor derken aslında başlık da biraz gene klik çalmaya yönelik. Bildikleri evet. Şarkılardaki bazı heceleri daha uzun süre söyletmeyi öğretmişler aslında. Sonuçta basit bir sinyal vererek beynine yeni anılar eklemişler diyebiliriz aslında. Hani öğrenmeyi tetiklemişler. Şimdi optogenetik denen bir olay var. Optogenetik yani optik ve genetik öyle bir alan var. Bu 2015'te yeni oturmuştu öyle diyeyim. Bu arada sözünü o zaman kesiyorum. Öğrendim. Ekrana görüntüsü geldi. Fareler üzerinde yapılan bir deneyim dedim ya. Evet. Onun videosu. Farelerle çok uzun zamandır yapılıyor bu şekilde ve
Amaç şu aslında, şöyle çalışıyor. Bizim nöronlarımızın hücre zarlarında diyelim, dış kısımlarında iyon kanalları var. Bunun içine iyon girdiği zaman, o değiştiği zaman ateşleyebiliyorsunuz. Fakat burada sanırım genetiği değiştirilmiş bir hücre şekli kullanılarak bir bakteriyle onu galiba genetiğini harmanlayıp, yani onu bir fotosensitif hale getiriyorlar. Yani oradaki bir bakteri galiba işte bu CRISPR'la da olabilir. Bu o kısımdaki iyon kapılarını ışıkla açılacak şekilde getiriyor. Önce bu, ilk yapılan bu. O yüzden hani o özel bir nesil bir kuş olacak, özel bir nesil bir fare olacak. Hani normal herhangi bir farede veya olmaz. Çünkü beynine ışık verdiğinde bir tepki vermez normalde nöron. Birinci aşama o. Daha sonra fiber optik kablolarla o ışığı tamına o istediği nöron bölgesine iletecek bir şekilde bir ameliyat yapıyorlar. İşte bu videoda görüyorlardı. Yani zaten ilginç olan kısım, bence en ilginç olan kısım bu. Nasıl onu oraya sabitleyebiliyorsun? Evet. Çünkü hayvanlar durmuyor gördüğün gibi. Sürekli evet. Hareket ediyorlar. Yani doğru. Bir kere zaten nöron başına sabitlemiyor onu. Hani bir bölgeye ateşliyor onu. Oradaki hassas olanlar ona tepki verecek ama dediğin gibi o çok önemli. Genel zaten daha çok genel şeyler yaptırabiliyorlar. Mesela bir fare giderken o ateşlendiğinde sola döndürüyorlar sürekli. Ateşleniyorsa o sürekli fare sola dönüyor istemsiz olarak. Bir başka fareyi işte bu video galiba o yeme güdüsünü ateşliyorlar. Yeme güdüsü geliyor fareye. Ateşlenmediği zaman yemiyor falan gibi. Bu da kuşlarda da bu şekilde iki ayrı bölgeyi bu sefer uyararak şarkının, hiç daha önce duymadıkları bir şarkının hecelerinin uzunluğunu öğretmişler. Burada verilen uyaranlarla. Hı hı. Daha sonra o şarkı geldiğinde, hani o yüzden clickbait dedik. Şarkı geldiğinde şarkının sözlerini vesairesini bilmese de o melodisindeki ne kadar uzunlukta notalar basacak diyelim, heceler basacak, onları yapabiliyor. Bu çok önemli tabii bir gelişme aslında ve bir sürü uygulama alanı var. Ben şimdi yine bir soru sordum. Optogenetik ve benzeri beyne müdahale eden çalışmalardan korkuyor musunuz dedim. Çok az oy geliyor bilmiyorum. Galiba izleyicilerimiz onu açamamış. Ama gelen oylara göre birçok, yani %57 o evet demiş, korkuyoruz demişler. %14 de fikrim yok demiş. Optogenetik bu arada nedir diye şık ekledin mi önce bir kere sen? Yok eklemedim. Fikrim yok diye ekledim. Fikrim yok onu varsayıyorum. Şöyle yani haberi konuştuktan sonra cevap da şu. Bu arada YouTube'da biopsychology ve psikoseyir diye aratırlarsa benim 2015'te Mark Neuenstein hocayla bir röportajım var İngilizce. Orada bu optogenetiği sormuştum kendisine. O anlatmıştı bize. Hani çok daha detaylı merak ediyorum nasıl bir şeydir bu beyne ışık göndermek diyenleri. Oraya gönderelim. Yayından sonra, şimdi değil. bu şekilde söyleyelim. Çok ilginç bir çalışma. Evet. Evet. Hocam, bir sonraki haberimiz. Tansu Hocam, sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa araya girebilirsiniz. Yok, yani benim hiç uzmanlık alanım değil, o yüzden bir şey söylemeyeyim ama oldukça ilginç yani. Sıradaki habere geçelim o zaman. Evet. Bir grup uzman da 2000 yıl öncesinden patlayan volkan, bu İtalya'da patlayan meşhur volkan, belki turist olarak evet gidip görenler olmuştur. Orada kül haline gelmiş, artık odunlaşmış diyelim, papirüsleri okumaya çalışıyorlar çok ilginç bir yöntemle. Şimdi bu papirüs karbonize olmuş diyorlar, yani o şey üzerine çökünce kıpırdatamıyoruz bile diyor. Yani bir kelebeğin kanadı haline yani geliyor. Yani geçmişte kıpırdatmaya çalışmışlar, parçalanmış tabii ki yani. Ama oradaki datalardan yararlanıyoruz diyor şimdi işin başındaki adam. İronik bir şekilde o parçalananlardan elde ettiğimiz datalarla derin öğrenme teknikleri kullanarak, eğiterek bilgisayarları, çok güçlü ışıklar vererek, aslında onun da videosu vardı, şuradan şöyle gösterebilirim. Biraz ekranda küçük kalıyor ama bunu büyütünce ekranın dışına taşıyor. Çok güçlü ışık vererek sonuçta aldıkları datayı bilgisayar ortamına da aktarıyorlar ve bunu derin öğrenme teknikleriyle mantıklı şeyler haline getirmeye çalışacaklar. Geçmişte benzer şeyleri, gene böyle hasar görmüş şeyleri tekrar hayata döndüren uzman kişilerden birisi bu. Bilmiyorum bunda ne kadar başarılı olacaklar ama yani gördüğün gibi şeyler, parşömen zaten bilirsin böyle incecik bir şeydir. Yani o yandığında ve kül olduğunda üzerindeki karbon mürekkep birazcık daha farklı bir ton haline alıyor aslında. Onu yakalamaya çalışıyorlar. Harfleri falan da aşağı yukarı bildiğin için ne aradığını da biliyorsun. Belki bir ihtimal bunu bir şekilde açabilirlerse
2000 yıldır okunamayan verileri okuyabilir hale geleceğiz. Ben bunu şuna benzetiyorum Hamdi abi. Hani birine mektup gelir. Artık hani bu da şimdi çok nostaljik oldu. Bu tüplü televizyon gibi olacağız ama yine. Yani mektup gelir. Hani hepimize fatura diyeyim. Hani fatura gelir, bir şey gelir ama açmadan okumak istersiniz bazen. Böyle ışığa tutarsınız ya. Ona çok benziyor. İçinde şarbon şey. Var mı diye mi? Hayır, yani oku, yazıyı okuma, hani tek kat bir şeyse ve mektup kalın değilse görünür, içinden ışık geçtiğinde gözükür ya. Aslında onu yapmışlar. Şimdi böyle bir kağıt gibi düşünsünler. Bunun tabii sıkıntısı şu, tek sayfa olursa bu, bakın bende de ışık var, gözüküyor. Ama öyle değil, bu böyle rulo halde parşömendir. Göstereyim şöyle canlı yayında. Böyle bir şey. Şimdi burada kaç kat yazı, satır kaç sayfa ayrı ayrı yazı var. Ben bunun içine ışık geçiriyorum. Işık geçirmiyorlar tabii. Çok yüksek oranda X-ray geçiriyorlar. X-ray geçiyor. Öteki tarafa düşüyor bu. Oraya yazılıyor. Scanner gibi düşünsünler. Bunu çevirerek 360 tarıyorlar. Fakat makine öğrenmesinin güzel geldiği yer, hangisi kaçıncı katmanda, hangisi kaçıncı sayfada, yani onun oryantasyonu nereye ait, onu anlamlandırmak zor. Yoksa tarayabiliyor dediğin gibi. Bu çok önemli bir şey ve bana çok ilginç, sihir gibi ya, hani bilimin yeterince gelişmiş bir teknoloji sihirden ayırt edilemez diye bir söz var ya, aynı o şekilde yani okuyamadığın kapalı bir zarfı okuyabiliyorsun bu yöntemle, müthiş bir şey o yüzden. Evet, 2000 yılda ancak bu teknoloji seviyesine ulaştık. Tamam, geçmiş şeyleri okuruz artık böyle. Acaba adam şey yapıyor mudur, hani başkasına gelen mektubu oraya koyup okuyor mudur? Kötüye kullanım falan diye. Tansu Hocam, siz ne dersiniz? Siz de bir mühendissiniz hatırladığım kadarıyla. Yani mantıklı fikir açıkçası. Derin öğrenme kısmı ilginç. Yani bunun için bayağı bir, çünkü eğitim verisine ihtiyacı var. Onu nereden buluyorlar? İşte o geçmişte bilmiyorum. Parçalanmış parşömenlerden buluyorlarmış hocam. Yani ama o çok gürültülü bir veri. Tabii. Evet. Temiz veri lazım. Temiz veri öğrenmesi lazım onun için. Yani bilmiyorum. Belki normalde de kendileri yazıp rulo mu yapıyorlar hocam? Ya onun gibi bir, evet onu diyecektim. Simülasyon hani yapıp acaba bir şekilde kendileri yapıp onu, bilmiyorum ya. O da biraz, siz görmüyorsunuz yani muhtemelen şu anda ama ekranda hani görüntüsü var. Hakikaten kömürleşmiş. Yani odun haline gelmiş artık. Yani bundan bir şey çıkarabilirlerse bunlara da Nobel vermek lazım yani açıkçası. Evet. Evet, bir sonraki haber daha da ciddi. Hani bizim yaşamımızla alakalı olan bilim ve teknoloji. Ara ara bize konuk oluyor zaten. Evet, konuşuyoruz. Çöp yığınları, özellikle plastik kirliliği okyanusta gidip birikiyor belli yerlerde. Pasifik'te bunun ismi de hatta büyük işte plastik birikimi diyebiliriz belki Türkçe'ye hızlıca çevirirsem. Ve bunu temizlemeye çalışan yaklaşık işte 3-5 yıldır bu işe kafa yoran bir firma var. Hatta firmanın kurucusu ve yöneticisi de genç bir çocuk. 18-19 yaşlarında bu işe girişiyor. Ve çeşitli denemeler yapıyorlar uzun zamandır. Biz dediğim gibi senede birkaç kere bize konuk oluyor. İşte başarılı oldular. Yok altından çöpler sızdı, taştı vesaire. Kendi kendine bu geniş bir böyle yay şeklinde bir alet yapıyorlar. 600 metre uzunluğa sahip bir boru gibi düşünebilirsin. Ekranda resmi var. Hatta şu videosunu da başlatayım bir yandan. O zaman bilmeyen izleyicilerimiz belki daha iyi anlayacaklardır. Yavaş yavaş rüzgarların ve dalgaların etkisiyle bu çöpleri bir yere topluyor. Ve her 15-20 günde bir çöp toplama gemisi gelip bunun içindeki plastikleri alacak. Tabii bunlar yüzeyde yüzen plastikler. Bunların bir kısmı dibe çökelmiş durumda. Küçük küçük parçalara ayrılmış olanlar. Ama bunu bir türlü başaramamışlardı. Çok ciddi bir mühendislik problemi. İşte o kendi başına bırakman gerekiyor çünkü bunu. Ki günlerce gitsin ve bunlardan başarılı olurlarsa 15-20 tanesini Pasifik'e salmayı düşünüyorlar. Evet. Malzemenin dayancı önemli, nereye koyduğun önemli. İşte doğal yaşama zarar vermemen gerekiyor balıklara vesaire falan. Ama aynı zamanda çöpleri de toplayabilmen gerekiyor. Biraz böyle dalgalar fazla olduğu zaman üstünden aşıyor. Yok altına, işte yerin, denizin 3 metre falan altına kadar iniyor. Bir ağ var orada. O ağın altından geçenler falan olabiliyor. Ama son yaptıkları basın açıklamasında bayağı başarılı olduklarını açıkladılar. Hatta beklentilerinin aksine çok küçük, böyle milimetre çapında parçacıkları bile, plastik parçacıklarını bile toplayabildiklerini söylüyorlar. Henüz daha geliştirmesi bitmedi tabii. Geliştirmeye devam edecekler. Başarılı olduklarına emin olduktan sonra dediğim gibi 15-20 tanesini Pasifik'e salıp oradaki çöpleri en azından temizleme adına bir şeyler yapacaklar.
çok büyük. Yani kilometrelerce uzanan çöplerden bahsediyoruz. Plastik çöpünden bahsediyoruz. Okyanusu taraması ne kadar sürecek acaba böyle bir şey? Küçük bir şeye benziyor çünkü. Şimdi videoyu açtım. Evet, çok büyük bir şey değil ama işte 15-20 tanesi en azından toplaya toplaya belki yıllar içerisinde orada Evet, birikmiş çöpü alacaklar. anlık bir projeye benzemiyor ama herhalde böyle 5-10 sene içerisinde herhalde tüm okyanus yüzeyini tarayabilirler. Evet. Ve işin Yenilerini üretmezsek tarar tabii. Yani o da bir evet. sıkıntı. Hani. Ondan pek kaçış yok. Yani yeni malzeme bulmadığımız sürece plastik gibi çok hayatımızın temelinde olan, çok işe yarar, pek çok faydası olan, tamam zararları da var ama onun yerine bir şey koyamadığımız sürece kolay kolay herhalde üretmekten vazgeçemeyeceğiz. Yani ucuz bir alternatif aynı fiyatta Evet. ya bir tık daha ucuz bir alternatif bulunmak zorunda. Yani sıkıntı burada. O yüzden yatırımcıların aslında ilk başlarda çok büyük paralar harcayıp belki birinin hani birilerinin elini taşın altına koyup bu materyalleri geliştirmesi lazım. Çünkü dışarıda bunlar var. Sadece iktisadi değil. Yani seri üretime uygun değil. Yapılıyor. Biyoplastik yapılıyor. İşte GDO'lu mısırdan bardak, çatal falan yapılıyor galiba. Duydum öyle şeyler. Dolayısıyla bunların daha ekonomik olduğunu. Çünkü o zaman insanlar çevreyi koruyacağım falan deme. O daha mı ucuz? Onu alıyorum Tabii der. ya, işin Yani şu içinde anki ekonominin olması gerekiyor. global ekonomi. Evet. Ne Evet. yazık Yani ki. aslında şeye bakarsan Cevdet, bu naylonun veya işte plastiğin hayatımıza girmesine bakarsan çok geçmişte olmayan malzemeler bunlar. Hani geçmiş derken bir 50-60 yıldan bahsediyorum. Ve o kadar çok şu anda hayatımıza girmiş durumda ki bir benzeri neden olmasın? Yani biz geçmişte konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Metal organik kafesler mi öyleydi galiba ismi? Şu an tam aklımda değil. Yanlış söylüyorsam kusura bakmasınlar. Bunun üzerinde çalışanlar var ve bunları eğer işte ekonomik hale getirebilirsek insanlar plastiği kullanmaktan vazgeçebilir diyorlar. Bu çok önemli dediğin gibi. Bir sonraki haber de yine doğanın kendini kurtarma çabalarından biri diyeyim. Yani bizden kurtarma tabii doğanın. Sadece biz değil canım, her türlü Sadece biz avcıdan. değil doğru söz. Evet, biraz orada demagoji yaptım. Ama bir bağlayayım dedim habere. Can abi gibi bağlayamıyorum Hamdi abi. O canın Şimdi özelliği canım, ona yapacak bir şey yok. valla Can abi gibi olmuyor. Evet bir sonraki haberimizde bazı bitkilerin saldırı altındayken birbirlerini uyardığını biliyorduk. Fakat bunlar familyası, ailesi yakın olanları uyarıyordu. Çünkü genetikte bir orada bir faktör var. Yolladığı kimyasalın veya feromonun neyse ötekisi tarafına alınabilmesi gerekiyordu. Fakat şunu keşfeder, etrafta böyle çok çeşitli bitki varsa ve özellikle sen çok böyle saldırı altında zor bir ortamdaysa bu bitki bu sefer evrensel bir çığlık gönderebiliyor. Yani onun ailesinden olsun olmasın diğer bitkileri genel olarak uyarabilecek, onlarca anlaşılabilecek bir sinyal yolladığı, çığlık yolladığı ortaya çıkmış Hamdi Evet, abi. yani ilginç bir test de yapıyorlar. Bunu ölçebilmek için bitkileri poşetlemişler. Kontrol grubu var, onlar poşetlenmemiş. Çünkü köklerden de haberleşmediğinden emin olabilmek için hem toprağın Evet. altında hem üstte bayağı bildiğin plastik poşet içine almışlar. Ve yapraklarını kurtçuklara yediriyorlar aslında. Hani bizden sadece biz değil derken dertleri bu bitkilerin kendilerini sürekli yiyen, rahatsız eden kurtçuklar. Yapraklarını yemeye başladıkları zaman işte bir çeşit kimyasal ortama salıyor ve diğer bitkiler senin dediğin gibi bunu alabiliyorlar ama eğer evrimsel bir baskı yoksa sadece kendi ailesine yakın olan bitkiler bu dili anlayabiliyor. Yani bu bitkiler sadece kendilerine avantaj sağlayacak şekilde konuşmalarını şifreliyorlar aslında, tam anlamıyla bu. Ama ihtiyaç varsa ve güç birliği yapmaları gerekiyorsa evrensel bir dile geçiyorlar ve hepsi bir şekilde haberleşebilir hale geliyor. Farklı farklı türlerden olmaları fark etmiyor. Nasıl bunu yaptıkları henüz araştırma şey yapılmamış, ayrıntısına inilmemiş. Yani daha doğrusu sinyali yaydıklarını biliyoruz ama diğer bitkilerin bunu nasıl aldıkları, nasıl bir mekanizmayla bu haberi aldıklarını araştırmaları gerektiğini söylüyorlar uzmanlar. Evet. Ama gerçekten ilginç bir haber. Çok ilginç. Bir başka bilgi örneğin mesela tobakkonun yani tütün bitkisinin de güveleri bir nasıl diyeyim kendini güvelerden korumak için de bu şekilde bir acı bir tat yarattığı biliniyor. Yani bu öyle bir örnek vermiş. Ondan da Bu bahsetmiş arada olalım. sadece diğer bitkileri uyarmak değil. Mesela başka bitkilerde şey de var. Bu saldıkları koku mesela ortama şeyleri çağırıyor.
yaban eşek arılarını çağırıyor. Ve bu eşek arıları biliyorsun gidip bazı bitkilerin içine yumurtalarını bırakıyorlar ve bir süre sonra onlar imha oluyor. Böyle teknikler hani karşılıklı faydayı öne çıkaran evrimsel metodolojiler geliştirebiliyorlar. Benim orada dikkatimi çeken hani şeyden konuşmuştuk. Muzaffer Şerif'in Robber's Cave Experiment diyoruz işte. Robber mağarası deneyi. Yani gruplar eğer ortamdaki kaynaklar sınırlıysa hemen grup oluyabiliyorlar. Hemen bir bayrak, bir grup adı, bir kimlik belirtip karşılıklı savaşabiliyorlar. Ama ortak bir amaç için savaştıklarında bu düşmanlık, saldırganlık da azalıyordu. İnsanlar da bunu görüyoruz. En gündelik örneği uzaylılar saldırırsa birleşiriz. Evet. Ya da işte Türkler olarak milli maçta birleşiriz gibi hani böyle gündelik şey. Burada da öyle yani ailesine normalde lazım değilse gene kendi grubundakiler yaşasın istiyor. Evet. Ötekilere bir şey yapmıyor. O da benim ilgimi çek. Demek ki doğada da o bencillik yaptığımız var. Yaptığımız şey çok daha normal değil değil mi yani? Aynen. Biz de doğanın parçasıyız. Doğa böyle. Biraz acımasız. Evet. Son haberimize geldik. Bu arada Tansu Hoca bizi şey yapmıyor. Kibarlığından bence. Hocam varsa konu bir ekleyeceğiniz bir nokta lütfen dinliyoruz. Yok yok rica ederim. Yok yani gerçekten yani benim çok ya ben şimdi hani olayın detaylarını bilmeden bir şey de söylemek istemiyorum. Çünkü haberleri görmedim bile hani o yüzden biz şey düşünmüştük. Hocanın zamanını çok almamak için ilk uzayla ilgili haberleri başa alıp hocaya onları göndermiştik ve Nobel sonradan çıktı. Ama bu da çok güzel. Hani bizle olmanız bile çok güzel hocam. Evet. Bu zaten seri 3 yıldır devam eden bir seri. Hani Tansu Hoca'ya da anlatmış olayım onu diğer belki ilk izleyenler varsa da. 3 yıldır devam eden bir seri Can Akbulut'la Hamdi Kellecioğlu yapıyordu. Şartların gerektirdiği ölçüde biz de artık bunu canlıya taşımak durumunda kaldı. Hem de upgrade edelim dedik yani canlı olsun. İşte anketlerimiz olabiliyor, sizlere alabiliyoruz, bir şeyler gösterebiliyoruz. Artık canlı yapıyoruz ve Gelecek Bilim'de TeknoSeyir işbirliğiyle ortak yapılan bir içerik. Canlı olarak Gelecek Bilim'de de izliyorlar. Daha sonra podcast ve video olarak da TeknoSeyir'e de izleniyor. O şekilde bir durum var. Değil mi Hamdi abi? Evet. İstersen sıradaki habere geçelim çünkü ilginç. Son haberimiz. Evet. Fast food reklamları gençlere yasaklanmalı mı? Evet. Şimdi bu ben şeye bizim Leiden Psychology blog var. Hep arada reklamını yapıyorum onu. Bizim psikoloji bölümünün blogu. Güzel dünyadan da takip edilen bir blog. Orada bizim bölümden insanlar güzel şeyler yazıyorlar. Bu yazanı tanımıyorum yazarını ama bir iki kere gördüm sanırım. Güzel bir konuyu ele almış. Benim de ilgimi çekti. Bunu habere eklemek istedim. Bu arada anketimiz de var bununla ilgili. Bakabilirler 3 numaralı ankette sorularına. Şöyle diyor ki şimdi ergen beyninin gelişimini biz Profesör Doktor Berna Güroğlu ile konuşmuştuk. Belki onu izleyebilirler daha merak edenler ama beynin bütün bölgeleri aynı hızla gelişmiyor. Dolayısıyla hani ergenlik 22 yaşında bitiyor. Bizim sandığımız gibi hani 18 oldu artık bu çok uzun zamandır da bilinen bir bilgi gerçi. 18 oldun büyüdün gibi bir şey yok. 22'den sonra ortalama olarak bittiğini biliyoruz. Seçim yaşını 22'ye kadar, çıkaralım mı yani? Yani kimi bilim insanlarına göre olabilir. Neden diyeceksin? Çünkü belki de seçim kararını etkileyen bazı bölgeler olabilir. Şimdi bu haber ondan bahsediyor. Diyor ki beynin kendini kontrolle ilgili kendini kontrol etmekle ilgili. Yani nedir? Canı bir şey yemek istiyor, bir şey yapmak istiyor. Burada kendini durdurmayla ilgili noktası birazcık sıkıntılı bir durumda. Çünkü onu kontrol eden özellikle prefrontal bölgeler bunlar. Bunlar daha geç gelişiyor. Yani bu elinde olmayacak şekilde çocuklar, gençler, ergenler neyse o yaş grubu o durumdaki bir şekilde onu böyle nasıl diyeyim nefsine oynayan noktalarda durduramıyor kendini ve bunlara daha açık bu tarz mesajlara daha açık bir kere bu bulunmuş bu sabit sinir bilimsel olarak ve psikoloji olarak bununla ilgili başka fonksiyonel MR çalışmaları da yapılıyor ve özellikle bir yemek gösterdiğinizde daha da böyle evrimsel olarak önemli bir şey ya yemek gösterdiğinizde buradaki kendilerini kontrol edemiyorlar. Bunu bulmuşlar. Şimdi buradan yola çıkarak bu araştırmacı valla sadece gençler değil Cevdet. Ben de kontrol edemiyorum. Ya zaten bazı çalışmalar var. Oraya girmeyecektim ama hani obezite ile bu kontrol bölümünün aralarında korelasyon olduğunu ama korelasyon diyorum. Sebep sonuç değil. Altını çizelim ama önemli de bir bilgi bu. Yani korelasyon olduğunu da bulmuşlar büyüklerde. Dolayısıyla kendini kontrol etmek, o uyarana karşı hayır diyebilmek, durdurabilmek
önemli. Burada da diyorlar ki yani bu çocuklar, bu yaş grubu bunlara evet hayır diyemiyor ve sen bunun üzerine daha da allayıp pullayıp daha da hani bunu bir sürü taktik var çünkü hani pazarlama ve psikolojik taktiklerini konuşsak ayrı bölüm olur. Acayip taktiklerle sen bir de onlara bunu saldırıyorsun ve buradan gelen noktaya bir büyük gibi ya bu reklamdır deyip dur diyemiyor çocuk, almak istiyor. Kendi parası da varsa ki bu yaş grubunda var, gidip alıyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin özellikle bu tarz reklamları belki bir sınırlama getirmesiyle ilgili, yaş grubuna hedeflenen yaş grubuyla ilgili böyle bazı konuşmalar var. Henüz geçmiş değil ama böyle yasa ile ilgili noktalar var. 12 yaşın altındaki özellikle çocuklara yemekle ilgili, yemek endüstrisiyle ilgili reklamların hedeflenmemesi. Yani nedir mesela YouTube'da reklam veriyorsa diyor ya 12 yaşın altındakilere bunu göster diyebiliyorsun. Ya da Facebook'ta. Bunları yapmaması özellikle. Yani bunların yasak olması. Nasıl o yaş grubuna işte ne bileyim yetişkin içerikli reklamlar gösteremediğin gibi. Bunların da böyle olması lazım diyorlar ama bunlara karşı çıkanlar da var. Hani diyorlar ki o zaman 12'yi sen nasıl belirledin? 12 evet. De çok afaki bir rakam olabilir. Hakikaten beyin gelişimine baktığında öyle. Hani belki de 12 ama yani 18 ama yine gelişmemiş. Ama gene de araştırmacılar burada kısıtlama getirebiliriz diye düşünüyor. Bakayım izleyicilerimiz ne demiş? %62 getirilmeli demiş. %38'de hayır gerek yok demiş aslında. Ama bu dediğim verdiğim rakamlara katılmayabilirsiniz. Çünkü bu rakamlar çok düşük. Bak şu an bizi 100 kişi izliyor. Bu fast food sorusuna mesela 21 kişi cevap vermiş. Yani özellikle bu bizim izleyicimizi temsil eden bir örneklem değil bu. O yüzden çok bayağı da bir şey küçük ifade bir örneklem, evet. Daha çok oy versinler buradan öyle diyeyim. Evet böylece haberlerin sonuna geldik ama Tansu Hoca'yı da bulmuşken soruları varsa özellikle öncelikle TeknoSeyir Plus sonra bizim abonelerimiz bir bakalım. Evet. Sorular varsa alalım Tansu Hoca'ya. Özellikle uzay kozmoloji ile ilgili sorularınızı bekliyoruz. Evet. İzleyicilerimizden biri şey demiş Cevdet. Japonya'da lise mezunu olmayanların oy kullanmadığını duydum. Acaba doğru mudur demiş ama ben pek ihtimal vermedim açıkçası. Hiçbir bilgim yok, bir şey diyemeyeceğim. Ben ne desem yalan olur. Yukarıda bir soru vardı. Onu bakayım kaçırdım mı acaba? Galiba kaçırdım ya. Bir daha yazsa aslında çok güzel olur. İlgili bir soru. Buldum. Aslan 1439 demiş ki bu biraz kişisel bir soru gerçi bilim sorusu değil ama Tansu Hoca çalışırken ya da gündelik hayatında dinlemekten keyif aldığı 3 şarkıyı sıralayabilir mi? Spotify listesi yapacak herhalde. 3 şarkı da bir anda öyle söyleyince akla gelmez hemen ya. Evet. Yani özellikle hani spesifik şimdi şarkıcı ismi vermek istemiyorum da yani genre ben daha çok. Yani en çok dinlediğim yani tahmin edersiniz zaten klasik müzik çünkü ritmik müzik çalışırken özellikle çok yardımcı olan bir şey ama ben klasik müziğin biraz böyle farklı yorumlarını seviyorum. Yani işte bazen içine biraz trans katan şeyler oluyor, oyuncular oluyor bazen öyle şeyler de yani biraz daha böyle hani modern enstrümanlarla çalınan versiyonlarını dinliyorum. Onun dışında tabii ki pop müzik dinliyorum. Yani hatta daha çok Türkçe. Biraz karışık. Bazen İngilizce, bazen Türkçe. Olabildiğince enstrümantal. Yani yine çünkü çalışırken çok fazla söz. Yani mesela rap en son dinleyeceğim şeydir. Çalışırken. Onunla ilgili bir anket vardı hocam. Geçenlerde yayınlandı. Hatta bilimsel araştırma mıydı? Anket değil de. Hatırlıyor musun Cevdet öyle bir şey? O konuda çok araştırma var. Bu haftaya zamanımız yetmedi ama bir haberimiz olacak. Haftaya onu alalım. Söz vermiş olalım o zaman Hamdi abi. Haftaya bölümde ondan bahsedelim. Çalışma alışkanlıklarıyla ilgili bilimsel bulgular var. Yani böyle başkalarından duyduğunuz gibi değil de gerçekten kanıtlanmış bulgular var. Onlardan bir tanesini hani bir ön izleme olarak vereyim. Haftaya izlesin arkadaşlar. Ama şunu biliyoruz ki bir dil, herhangi bir dil, yabancı bir dil bile olsa, kendi dilinizde bu daha yüksek ama yabancı dilde de o şekilde, duyduğunuzda bir iş yaparken bunu artiküler bastırma diyoruz. O sizin o anki çalışmanızı aşırı derecede etkiliyor. O yüzden okumakla ilgili bir iş yapıyorsanız, hani matematik değil ya da manuel, elle ilgili bir iş olursa sözlü dinleyebilirsiniz ama düşünce isteyen, kafanızda bir şey, kendinizle konuşacağınız bir şeyler gereken veya okuma yaptığınız durumlarda
sözlü müzik, hangi dilde olursa olsun sözlü müzik ve gitar müziğinden kaçının diyorlar. Çünkü gitarın da öyle bir etki yaptığını bulmuşlar. Dolayısıyla gitar derken onu ama söylemiş solo olalım. Olmasın diyorlar. Hani yoksa herhalde o, bütün evet. Enstrümanı yani, birden gömmeyelim de. Hayır, gömme değil yani, çalışırken diyeyim. Hani enstrümantal gitarlar da var. Bu arada müzikle ilgili merak edenler, müzikoloji de bir bilim. Bizim iki haftada bir Perşembe günleri müzikoloji programımız var. Tansu Hoca'ya önereyim. Zaman bulursa tekrarlarına da bakabilir. Amsterdam Konservatuvarı'ndan bir hocamız anlatıyor. Çok güzel. Mesela klasik müziğin ilk dönemleriyle ilgili şeyler de anlattı. Çağdaş yorumlarını da anlattı. Ben çok zevkle izliyorum. Onu da söylemiş olayım. Bir soru gelmiş. Tansu Hocamız daha büyük uçaklara da gözünü dikiyor mu? Şimdi sizin tabii pilot olduğunuzu bilmeyebilirler ilk defa izleyenler. Onu bilgiyi vermiş olalım. Soru sormuş Abdullah Özdürmez. Yani aslında hayır. Yani şu an çünkü hafif uçaklar uçuruyorum. Ticari uçmadığım için de öyle bir planım yok. Evet. Zaten birçok ticari pilotla konuştuğumda, kaptanlarla, hep o asıl uçmanın amatör, yani hafif uçaklarla olduğunu, zamanları olursa bunu yapmak istediklerini söylüyorlar. Vikram neden çakıldı, inemedi demiş Tibaldom. Bir bilginiz var mı onunla ilgili? Vikram Hindistan'ın bu son ay görevi galiba, onu kastediyor. Onu diyor. Ya açıkçası onu çok takip etmedim. Evet, yani ne yanlış gitti açıkçası. Hani çok açık bir açık, yani net bir açıklama yaptılar mı onu da bilmiyorum açıkçası. Yapmadılar hocam. Yani yapmışsalar da ben kaçırmış olabilirim. O yüzden bilmiyorum. Son bir soru alalım. Müzik dinlerken o zaman ders çalışmak sıkıntılı. Hayır, değil. Eğer enstrümantal müzik dinliyorsanız ve ilk defa bir müziği dinlemiyorsanız, onu da öyle eklemiş olayım spekülatif olarak, çok sıkıntı değil. Kendi veya başka dilinizde konuşma içermiyorsa veya solo gitar içermiyorsa çok Yani rahat. kendini Öncesi kaptırıp tam tersine. gitmeyeceksin işte. Evet, arka planda kalacak müzik. Yani sizin birincil bilinç düzeyinize çıkmayacak ve fokusu çok arttırdı. Özellikle yani Tansu hocamız işte anlattı, mesela klasik müzik diyor ama trans şeyi olan klasik müzik. Çünkü o tarz müzikte zannediyorum o sebeple o fokusu çok arttıran, odaklanmayı çok arttıran bir nokta. Hatta şey Performansını diyorlar çok Cevdet, sadece müzik deyip duruyoruz ama aslında kalabalık bir ortamdaki arka plan gürültüsü evet. de aynı etkiyi sağlıyor diyorlar. Yani Evet. sessizce odada çalışmaktansa hafif böyle arka plan gürültüsü olan bir yere gidin diyorlar. Ama senin çok Ama dikkatini hani dağıtmayacak tabii yani. Ya bir kafedesin, yanındakiler dedikodu yapıyor ve sen Ha, o duyuyorsan ayrı yani tabii. anlıyor, o olmaz. Uzaktan gelen anlaşılmaz bir beyaz gürültü. Hani white noise dediğimiz beyaz gürültü olmak Evet. durumunda. Ama şuna da karşıyım. Beyaz gürültü her şeyin çaresi. Hani öyle bir nokta var ya popüler bilimde. Hani her Değil, şeyin değil tabii. çözümü bulunan, öyle bir şey yok tabii, onu söyleyelim. Dilini Yani bilmediğim zaman burada buyurun bir hocam. tane örnek vermiş olayım hani araya. Yani hani arkadaş soruyu soran arkadaş çünkü isim söylemişti. Bir tane söylemiş olayım örnek olarak yani bu konuştuğumuz özelini. Mesela benim en çok sevdiğim DJ'lerden bir tanesi mesela DJ Tiesto'dur. Onun bir tane parçası var. Bayağı da eski bir şey. Adagio for Strings. Onu biliyorsunuzdur belki. O normalde klasik bir müzik mesela. İşte Samuel Barber'dı galiba. İkinci Dünya Savaşı için yazılmıştı. Yani onu mesela alıp çok farklı bir şekilde yorumluyor. Yani tabii ki artık onun yorumuna klasik müzik diyemiyorsunuz. Ama yine onun bir havası oluyor. Yani klasik müzik havası da oluyor ve bence çalışmak için mesela çok idealdi parça. Onun o ve onun gibi örnekler. Bunu söylemiş olalım. İsterseniz YouTube'u kapatalım. Ondan sonra bir iki bir soru daha varsa bakarız. Onlar da Evet. Twitch seyircisine kalsın. Evet. Haftaya gene buradayız o zaman Cevdet. Aynı Evet, şekilde yayınlara 9'da devam ediyoruz. canlı Evet. yayın. Evet, 9'da her salı 9'da buradayız. Bize destek olmak için TeknoSeyir Plus abonesi olabilirsiniz. YouTube kanalınıza da abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Daha böyle yeni konuklarla, canlı yayınlarla devam edebilmek için. Bir sonraki hafta görüşmek Evet. üzere.